Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. NATO'ya dahil olmak için tek çaresi Türkiye olan İsveç'te büyük panik hakim. Başkan Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşme ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Çıkan haberlerde, Başkan Erdoğan'ın İsveç'in yeni terör yasası ile ilgili sözlerine dikkat çekildi. Görüşmede, F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği vurgulandı. Bu sözler İsveç basınında yankılandı. Sydsvenskan'da yer alan haberde, Başkan Erdoğan'ın yeni yasayı anlamsız bulduğu ifade edildi. Ülkede PKK destekçilerinin kol gezdiği açıkça itiraf edilen haberde, PKK'yı destekleyenlerin özgürce hareket etmesine izin verildiği için Erdoğan yasayı anlamsız buluyor denildi. Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün görüşme sonrası yaptığı açıklamaya yer verilen haberde, İsveç'in üzerine düşeni yaptığı iddia edildi. İsveç doğal olarak terörü çok ciddiye alıyor ve Türkiye'nin endişelerini anlıyor. Dışişleri Bakanı, yeni yasanın bir fark yaratacağına inanıyor, ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin mevzuatı yeterli bulmadığını defalarca belirttiği hatırlatıldı. Epressen ise Başkan Erdoğan'ın İsveç üzerinde baskıyı artırdığı yazıldı. Ülkenin PKK gösterilerini durdurmaması halinde terör yasasının anlamsız bulunduğu ifade edildi. Yeni terör yasasının 1 Haziran'da yürürlüğe girdiği hatırlatılan haberde, yasaya göre terör örgütlerini teşvik etmek, güçlendirmek veya desteklemek suç sayılıyor, denildi. Ancak yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte tartışmaları da beraberinde getirdiği bildirildi.